Göbel Termal Tesislerinin bulunduğu alana yapılması planlanan uygulama otelinin zemin etütlerini İstanbul Teknik Üniversitesi'nin akademisyenleri hazırlayacak. Bu çalışma esnasında 30 öğrenci de pratik eğitimi almış olacak. 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 30 kişilik kafile 8 akademisyen nezaretinde Tavşanlı'ya gelerek çalışmalarına başladı. Tamam. Tamam. Değişmiyor değil mi? Tamam. 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 Bir kere yetiyor. Bölgenin tamamında yeraltının röntgenini çekeceklerini söyleyen yardımcı doçent doktor Tuna'yken, bu bilgilerin yatırımlar söz konusu olduğunda belediye envanterinde çok önemli bilgiler olacağını söyledi. Ee, biz İstanbul Teknik Üniversitesi e, Maden Fıkresi'nin e, Jeofizik Mühendisliği e, bölümünün öğrencilerini buraya getirdik. 30 tane öğrencimiz var. Bu 30 tane öğrenciyle e, burada Jeoloji buradaki jeolojinin çok belirgin özellikleri var. Her şeyden önce zaten bu bölgede bu bölgenin hani önemini gösteren sıcak su kaynakları na neden olan jeolojik bir takım yapılar var. Biz bu yapıları burada ders kapsamında ortaya çıkarabilir miyiz? Jeofizik yöntemlerle onların izlerini bulabilir miyiz? Öğrencilere onları göstermek amacındayız. Hmm. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeofizik Mühendisliği bölümünün 3. sınıf dersi Jeofizikte Ölçmeler dersi kapsamında e, buraya geldik. Sağ olsun belediye başkanımız e, ve bütün belediyenin personeli, buradaki personeli bize çok e, sıcak davrandılar. Zaten bizi buraya e, bizi bulup e, davet ettiler ve her türlü teknik desteği veriyorlar. O bakımdan da çok şanslıyız. Özellikle konaklama ve e, arazide gerekli e, zorluklara karşılaştığımızda bize destek veriyorlar. E, şimdi burada bizim amacımız burada e, EOSAN yaşlı bir fay var. Onun aktif değil şu anda ama tabii incelenmesi gerekiyor. E, belki bölgede o anlamda fayın belirli izlerini bulabilirsek bu bölge içinde envanterinde, jeolojik envanterinde belediyeye de bir rapor sunacağız. Bir faydası olacak. İkincisi burada jeofizik yöntemlerde biliyorsunuz aynı zamanda yer altındaki yapıyı sadece yer üzerindeki yani jeolojik bulgulardan yola, yola çıkıyoruz ve yer altının bir nevi görüntülemesini yapıyoruz. Yani tıpkı hasta olduğunuz zaman nasıl MR çekiyorsunuz, vücudunuza değişik e, aletler e, yerleştiriyorlar, sensörler, alıcılar o şekilde vücudunuzun içerisinde e, inceliyorlar. Biz de yerin altını inceliyoruz. Yani belki e, kazmakla çok uzun süre gerektirecek olan ya da sondaj olarak çok pahalıya gelecek olan işlemler biz ölçüler yaparak yerin içerisinde nasıl anomaliler var nasıl bozucu kütleler var nasıl yapı bir yapı var belirli açılımlarla onu elde etmeye çalışıyoruz burada okul yaptırılması gündemdeymiş özellikle de ee, uygulama oteli pardon yani uygulama oteli ve belki de orada işte e, turizmle ilgili bir e, gelişme yaşatmak istiyorlar. Biz o bölgede e, konuştuk dün belediyeden e, gelen yetkili e, amirlerimizle e, orada bir e, zemin etüdü yapacağız. Yani oranın zemin büyütmesi, zemin e, özellikleri nasıldır? Buraya yapılırsa hangi şartlarda yapılmalıdır. Ona alacak sağlayacak, bir giriş verisi sağlayacak eee jeofizik veriyi biz. Yani inşaatçılar özellikle veriyi biz burada oluşturmayı düşünüyoruz. Bu bakımdan da hani e, geldiğimizde bir e, katkısı olsun diye sadece bilimsel amaç değil aynı zamanda mühendislik amaçlı çalışıyoruz o anlamda. E, her şeyden önemlisi de öğrenciler yerinde doğada e, neyin ne olduğunu görüyorlar. Gerçek jeolojik fenomen olgularla e, biz onları nasıl e, görüntüleyebiliriz. E, öğrenciler için e, gerçekten hani Türkiye zaten biliyorsunuz jeolojik anlamda bir laboratuvar açık e, bir laboratuvar. Öğrenciler de böylelikle o laboratuvar içerisinde yerinde ölçüm almış oluyorlar. Eğitime de çok büyük bir katkısı var İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri açısından. E, aynı zamanda burada e, zemin etüdü yaparak da e, belediyemize de bir katkı sağlayacağız. Göbel'i sorayım. Göbel'i nasıl buldunuz? Göbeli Öğrenciler çok, nasıl değerlendiriyor? Göbel'i çok beğendik. Ben ilk defa geliyorum. Öğrenciler tabii ilk başta onlar da ilk defa geliyorlar. İçlerinden bazıları daha önceden de gelmişti. Hatta buradan bir öğrencimiz de var İTÜ'den. Mert Arslan. O zaten bize çok yardımcı oldu. ayak oldu bu işin buraya getirilmesinde. Öğrenciler tabii arazi şartları biliyorsunuz. Yani arazide kalmak yani çok kolay değil dolayısıyla araziden sonraki şartların çok iyi olması lazım. Burada hepsi sağ olsunlar belediyemiz hepsine birer tane öğrenciler beraber kalıyorlar ancak kızlı erkekli ayrı kalıyorlar ama yani burada çalışma şimdi araziden ölçümleri aldılar. Daha sonra ölçümleri değerlendirecekler çok rahat koşullarda televizyon bile seyredebiliyorlar. yani yani boş vakitlerine Survivor bile seyrediyorlar yani. yani çok rahat bir imkan sundular. Göbel zaten başlı başına bir güzel bir yer şu bakımdan yani böyle bir tesisin ben birazcık daha farklı bir yer bekliyordum böyle bir tesisin. Yani gerçekten dünya standartlarında bir tesis yapılmış buraya. Varlığını yani burada şahit oldum. Yani her şey çok güzel bizim açımızdan. Hani ya hava koşulları da el verirse güzel bir çalışma olacak. Bir de benim için nostalji oldu. Ben Denizliyim. Burada tekrar Ege Şivesi'ne döndüm. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Evde bazen annem konuşuyor ama tekrar Ege Şivesi'ne döndüm. O, o bakımdan da güzel oldu yani.